Bu videoda daha önce bir değişiklik yayın diye doküman oluşturup bunu bir life cycle bağlamıştık ve dördüncü videoda da bir workflow oluşturup bu iş akışını life cycle ile ilişkilendirmiştik. Ve bu workflow'un içinde bazı roller tanımlamıştık ve bu rollere ait kişiler tanımlayacağız şimdi. Ki bu kişiler bu rollerdeki görevlerini yapabilsinler. Şimdi ne yapıyorum? Bu workflow'un, yani bu değişiklik yayın dokümanının olduğu product'ı açtım. Bakalım, şuradan new document'a basıyorum. Burada değişiklik yayını görüyorum. Şimdi bunun içine kişiler tanımlayacağız. Nasıl yapıyoruz? Geri dedim. Product'ı açtım. Team kısmına geldim. Burada kişilere göre değil de roller ve kişilere göre göster dedim. Evet. Şu anda bu roller varmış. Default roller bunlar. Yani şuradan Product Manager'dan Demo User'da sileyim. Şimdi öncelikle benim bir önceki videoda tanımladığım roller burada yok. Önce onları ekliyorum. Actions'tan. Add Roles diyorum. Ne tanımlamıştık? Creator bir rol değil. Zaten bir değişiklik yayını kim oluşturuyorsa o otomatikman creator'dı. O zaman ne dedim? Design Team Leader dedik. Hemen buluyorum. Design Team Leader. Design Team Leader ekledim. İkinci olarak Add Roles ve Non-Conformance Manager, uygunsuzluk müdürü, Product Manager. Product Manager zaten var. Project Manager, proje müdürü, proje yöneticisi. Project Manager ve Plant Manager dedik. Buna da en son mail gidiyordu. Bir önceki videoda hatırlarsanız workflow'da. Plant Manager. Eksik rolüm yok gibi. Şimdi bunların içine kişileri atayım. Design Team Leader kim olsun? Cevahir Yıldırım. Design Team Leader. Ekledim. Quality Manager. Quality Manager seçtim. Buradan Serkan Acaroğlu olsun. Ekledim. Ve Non-Conformance Manager. Bu arada Serdar Murat'ı eklememişiz herhalde. Apply dedim. Product Manager. Rezan Sabuncu. Apply. Proje Manager kim oldu? Burcu Dursunkaya oldu. Apply. Ve Plant Manager. Fabrika müdürü. Bu da Ettore Leo olsun. Okey dedim. Eklemediğim bir rolde kalmadı. Şu anda bu roller hepsi workflow'da görevleri var. Hemen bir oraya dönüp çok kısa workflow'da ne yapıyorlardı tekrar edelim. Workflow Template Administration'a girdim. Değişiklik yayını workflow'a girdim. Edit dedim. Evet. Şimdi başlıyordu. Set state, birisi creator değişiklik yayını başlatıyordu. Set state robotuyla life cycle durumunu under review'a çekiyordum. Değişiklik değerlendir diye görev gidiyordu. Kime? Design team leader'a. Yani kim yaptım onu ben az önce? Cevahir. Daha sonra design team leader onaylarsa değişikliği inceleyin diye müdürlere, az önce müdürleri tanımladım. İptal ederse müdürlere gene aynı şekilde mail gidiyordu ve lifecycle state'ini cancel yapıyorduk. Reddederse Cevahir
revize etmesi için tekrar creator'a yolluyordu task'ı. Creator da revize ettikten sonra yeniden bu döngüyü tamamlayıp tekrar Cevahir'e, yani design team leader'a görevi geri yolluyordu. Onayladığımız durumda buradaki müdürler, quality, non-conformance, product ve project müdürleri ne de onay verirse, buradaki notification robotuyla Ettore Leo'ya, yani genel plant manager'a mail gidiyordu sadece ve durumunu release, yayınlandı yapıyordu. Döngü end oluyordu. Şimdi buradan çıktım. Bunu editle açtığım için check in ya da undo check out yapayım. Bir değişiklik yapmadım sonuçta. Evet, şimdi ne yapacağım? Kişileri tanımladım. Rollere bu kişileri ekledim. Şimdi team template oluşturmam gerekiyor. Çünkü şu anda benim değişiklik yayın dokümanım şunu bilmiyor. Ben bu kişileri, az önceki rollerde oluşturduğum kişileri görmüyor. Bunları ona göstermem gerekiyor. Yine utilities'den, yani başta life cycle'ı görmüyordu, gösterdik. Life cycle workflow'u görmüyordu, gösterdik. Şimdi team administration'a giriyorum. New team template dedim. Şimdi bu template'ten az önceki kişi, önce ismini yapayım. Değişiklik yayını template dedim. Bunu da kopyaladım. Birazdan o yere yapıştıracağız. Aynı life cycle'da yaptığımız gibi. Evet. Roller. Ne vardı? Design team leader vardı. Apply dedim. Quality manager vardı. Ekledim. Non-conformance manager vardı. Ekledim. Product manager vardı. Ekledim. Project manager vardı. Ekledim. Ve plant manager vardı. Ekledim. Eksik bir rol kalmadı. OK'ye basıyorum. Ve değişik yayın template burada gördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Aynen life cycle'da yaptığımız gibi OER'dan bu dokümanımın, yani değişiklik yayını OER, ikinci videoda ya da üçüncü videoda yapmış olabilirim bunu. İndiriyorum. Save as diyorum. Masa üstüne kaydediyorum. Sonra masa üstünde bu rulu kaydettim. Notepad ile açıyorum. Bakın, daha önce bunun lifecycle defaultken değişikliğin lifecycle oluşturup buradan düzeltmiştik. Aynı şekilde team template defaultken ve default team template ile benim az önce kullandığım roller yokken, ben yeni bir team template oluşturdum ve değişikliğin template'i buna bağladım. Ve save'ledim. Daha sonra değişiklik yayını OER'ı editleyeceğim. Ve buna hangi doküman için? Değişiklik yayın dokümanı için. Browse'dan az önceki rule'u, ayarladığım rule'u ekliyorum. Okey dedim. Ve artık bu template'i de tanıdı. Şimdi ne yapmış olduk? Yeni bir doküman türü oluşturup buna bir life cycle bağlayıp, o life cycle'a bir workflow bağlayıp, belli kişileri, roller ve görevler atayıp doküman tipini her şeyle oluşturmuş olduk. Bir dahaki videoda bu doküman tipini buradan oluşturup
bütün bu workflow çalıştırıp nasıl çalıştığına bakacağız. Teşekkürler.